La oğlum anam benden az biçim kalayla dur telefonda ya. Kalaylar o komutan kalaylar. Ya sakın aklına bir şey gelmesin ha o. Maraşal olsa o vız gelir o tırıs gider bildiğini söyler yani ya. Vallahi öyle ya. Sağlıkları nasıl, iyiler mi bari? Çok şükür iyiler komutan. Öyle kavga dövüş devam ediyor işte. Maşallah hele be iyi ki komutan. Yani bu könül mönül işlerinden umumiyetle kavga çıktığı da oluyor yani. Ne? Ha canım. Vallahi buna inanmıyorum. Vallahi. Öyle komutanım ya. Öyle yani. Aslında hikaye şöyle. Babamın bir tane takıntısı var. Kronik. Ama işte teyze aslında yani öyle. Önemli değil. Yalnız annem böyle alarm sirenleri çalarak etrafta dolanıyor işte yani. Vay arkadaş dayıya bak la, helal olsun dayıya lan. Vay be. Tabii annem de her şeyden nem kapıyor. Kolay bir kadın değil. Vay be. Sen işler nasıl? İşler derken komutan? Ben işler derken? Ne işler olacak oğlum? Gönül mönül işlerinden bahsediyorum işte. Kerkükli bizim yabancımız mı ya? Allah sen de ne kadar kibar bir adam oldun ha. Yabancımız değil ya komutanım. Ondan oluyor zaten. Ya bir şey anladıysam terörist olayım. Heh. Toklu da geldi. Yaşadık la Osman. Vallahi öyle komutanım. Bulduk komutan. İyi aferin. Oğlum rızasıyla aldınız değil mi? Korkutmadınız adamı. Yok komutanım, dediğiniz gibi satın aldık. Ha iyi. Tamam hemşerim sağ ol. Allah razı olsun. Sen sağ ol komutan. Komutanım adam para bekliyor. Ha tabii. Hele tut şunu. Kaç para bu? 350. Oğlum bende o kadar para yok ya. Oğlum biz peşin peşin ağalık etmişiz. Biz de bakalım komutan. Ver. Yok yine tamam olmadı. Muzu öyle gel. Emret komutanım. Sende para var mı oğlum? Var komutanım. İyi. Şimdi benim sana ne kadar borcum etti? 220 lira komutanım. Oğlum sen bana parama faiz mi işletiyorsun lan? 220 borç borcum. Ne zaman yaptın? Öyle ama öyle komutanım. İyi tamam gittiğimde verin. Şunun üstünü tamamlayın. Arkadaşa verin gönderin. Sağ ol hemşerim, hadi sağ olasın.